Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tanım'ı bugün kasma sorununu nasıl düzeltilebilir onu göstereceğim. Ama iki yöntemli, bakın iki yöntemli, bir yöntemli değil. O bir tane yöntemi herkes bile olabilir ama yine de ben göstereceğim ve ikinci yöntem de var. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şimdi oyuna giriyoruz. Bu arada mouse ve klavye sesleri çok geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Evet, girelim şimdi oyuna. Bu arada yeni güncelleme geldi. Jailbreak'e. Onun için de şey bakabilirsiniz yani kanalıma. Bir önceki videolarıma. Orada hani Roblox videoları çekiyorum. Beğendiyseniz falan kanalıma abone olabilirsiniz. Her gün video atmaya çalışıyorum. Girerken de konuşmamı yapayım kanalımın tanıtımını. Neyse. Evet, şimdi bir bekliyoruz girmesine. Dediğim gibi iki yöntem var. Evet. Bekleyelim. Evet. Şimdi birinci yöntemimiz bir saniye. Evet. Açılıyor. Hadi. Evet. Neyse, ben göstereyim size. Birinci yöntemimiz, bir tane şimdi prisoner olalım. Ha. Birinci yöntemimiz gördüğünüz gibi hani normal jailbreak. Ondan sonra SC'ye basıyorsunuz. Tabii ikinci yöntem de var, unutmayın. Settings. Oradan normalde sizde bu otomatik olacak. Bunu direkt ya da full olacak. Böyle köklemiş olacaksınız ya da böyle olacak. Şimdi bunu full böyle aşağıya doğru çekin. Tamam. Biraz hani çok azıcık kötü gözükebilir. Hani ondan bir sıkıntı olmaz herhalde sizin için. Hani FPS de artar. Ben şimdi böyle yapayım. İkinci yöntemimize geçelim şimdi. Sen yani şu an kaydediyor mu? Evet, kaydediyor. İkinci yöntemimiz ise buradan oyundan çıkmayın da ilk önce CTRL'e oyundan çıkmayın. Bunu da unutmayın. Oyundan çıkmayın. CTRL'e alt delete yapıyorsunuz. Oradan görev yöneticisi. Sonra burada böyle bir şey çıkacak. Diğer ayrıntılara basıyorsunuz. Oradan da işlemler, performans, uygulama geçmişi, başlangıç, kullanıcılar, ayrıntılar. Ayrıntılar var. Oradan buraya mesela bir tane kurama tıklayın mesela. Ama iki kere değil, bir kere. Oradan R'ye basın. R'ye bastıktan sonra Roblox Player Beta. Ya da direkt buradan belleğe basın. Roblox Player Beta gelecek. Buna sağ tık öncelik ayarla gerçek zamanda. Biraz olsun FPS'iniz artır.